Hay maşallah Sıla. Zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Vallahi o kadar çabuk geçmiyor Narin Hanım. Gel bir de bana sor. Doğru söylüyorsun. Ben bir tanesiyle baş edemezken şimdi sen karnında iki tane. Şimdi rahatım. Bir de doğduktan sonra gör. Bedirhan Paşa tek başına hepimizi hazır ola dikiyordu. Bakalım bunlar ne yapacak? İsimler belli. Yok bulamadık. Bulamazsınız tabii. Öyle ansiklopedi gibi gömülüyorsunuz kitaplara. İsimsiz kalacak kızlar. Yok. Buluruz yakında. Daha zaman var. Ha, çok vakit var. Bir ay hadi bilemedim. 1,5 ay sonra ortada onlar. Bak bak. Kardeşlerin geleceğini duyunca nasıl dikildi. Kıskanıyor tabii. Pabuç senin doğru da ama. En başta da Yaren'imin. Olur mu canım? Yaren Hanım pabucu dama atılır mı? Küçük hanım bizim ilk göz ağrımız. Nasıl? Getirmiyorsunuz uzun zamandır. Sıla bir huysuz, bir huysuz görsen. Kızım nasılsın diyorum. Böyle surat, 5 karış. Ne desem kaşlar çatılıyor. Diş çıkartacak galiba. Annelerimiz iyi sabırlıymış. Nasıl büyütmüşler bizi. Öyle işte yok dişi çıktı, yok o oldu, yok bu oldu derken büyüyüp gidiyorlar. Hepsi birer anı. Güzel güzel büyüsünler, sağlıklı olsunlar da. Ama bak diş konusunda seni uyarıyorum. Yakaladım bırakmazlar. Müjdemi isterim. Ne oldu Bedat? Yarenimin dişi çıktı sonunda dedesi. Uy. He. Hani nerede? Bakayım. Baba şu makineyi ver. Bu ne makinesi? Telefon baba ya. Telefonu ver. Telefon mu? Yarenin fotoğrafını çekeceğim. Aç bakayım ağzını. Ya oğlum git çocuğun başından. Ya ana fotoğrafını çekeceğim. Hatıra kalsın. Ya tamam oğlum sonra çekersin. Kaçmıyor diş. Bak aha, orada. Hani ben görmüyorum. Aç bakayım ağzını. Bak böyle amca gibi yapacaksın. Allah Allah. Ya git rahat bırak çocuğu Emir. Ya ana çekeceğim sonra yengeme mesaj atacağım ha. Tamam anası gelip görecek zaten. Ulan oğlum senin okulun yok mu ya? Allah Allah. Mesaj atacak yine. Aç ablana telefonu söyle. Bu mesaj da yeni mi çıktı başımıza şimdi? Ha. Tamam arayacağım. Telefonu ver. Ulan oğlum telefon sende ya. Sahi ben de karıştırmışım. He karıştırdın. Ama ben karıştırsam adımız Deli Celle çıkar değil mi? Ya tamam baba ya. Telefona baksın kuzum. Yürü, yürü hadi anne. Koş, koş, koş. Aferin benim oğluma. Oh. Alo. Ha, yenge. Ha, söyle Emir, ne oldu? Müjdemi isterim. Sen de hele. Ben vereceğim müjdeni. Yaren'in dişi çıktı. Kızımın dişi çıkmış alası. Sen versene şu telefonu hele bir bana. Ya ne oluyor ya? Şimdi ben yapsam kabahati olurum değil. Alo. Ulan oğlum geç derslerini yapsana ya sen. De haydi. He kızım he. Merak etme çok iyi Yaren'im. Tamam tamam ben geleceğim. Tamam kızım gelir görürsün. Zaten o da seni bekliyordu. Haydi güle güle. Anne tut tut tut. Oh kuzumun dişi çıkmış. Hadi gözün aydın. Sağ ol halası. Vallahi aile gitgide kalabalıklaşıyor. Esra'da Feride var. Ceren'in de eli kulağındadır. Daha onlar büyüyecekler, okula gidecekler. Öyle. Bugün okul açılışı vardı Narin. Ne yaptılar acaba? Sen ona bak. Ben de gideyim. Kızımın dişine bakayım. Parmağını kaptırma. Vallahi kapacaksa kapacak. Ne yapsın? Dişi kaşınıyor kızımın. Haydi al asmaladık. Ama yaklaşıyor. Vallahi 2 saate kadar okulda olmamız lazım açılış için. Umarım sorunsuz güzel bir sene olur çocuklar için. Olacak olacak. Valla her şey rayına oturmaya başladı okulda. Eksikler de tamamlandı. Böylece öğrenci sayısında da artış oluyor. En güzeli de bu. Okula gönderilmeyen, gidemeyen çocukları araştırdınız mı haber? Ah be Boran. Tereden bize fırsat kalır. Valla kapı kapı dolaşmış hepsini. Bütün ailelerle tek tek görüşmüş. Valla ben dinlen dedikçe kendini yürüyor. Sanki inadına yapıyor yani. Ama ikna etmiştir herkesi. Etmiş etmiş. Yaşa gelen herkesi yazdırmış okula. Zaten onun elinden bir kurtulur. Öyle bir dediğim dedik ki görsen. Şikayetçi gibisin. Yok. Değilim aslında. İşte ne bileyim. Korkuyorsun onun için. Her şeyden sakınıyorsun. Bütün tehlikelerden uzak olsun istiyorsun. Elinde olmadan da kısıtlıyorsun bu arada. O da öfkeleniyor. Bak işte aynen böyle olur ha. Ah babanım. Vallahi aklımdan geçenleri okuyorsun. Heyecanlısın. Aile büyüyor. Sorumluluklar artıyor. Her şeyden önce baba olacaksın. Ha bak işte orada dur. O konuda yardımına ihtiyacım var. Bak babalık hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Öğreteceksin artık bana. Tamam.
Aferin. Böyle sağlam duracaksın abay. İlk dersten geçti. Bora ne yapıyorsun ya? Vallahi ben de iki saattir ciddi ciddi anlatıyorum ha. Bebeler de gelince ev iyice şenlenecek. Şimdi bir şey değil. Hele biraz büyüyüp koşuşturmaya başlasınlar, o zaman gör şenliği. İnşallah. Ömrümüz vefa ederse. Gerçi çok şükür bu günleri gördük ya Kevser kadın. Artık ölsem de kan yemem. Doğru söylersin Firuza. Yaşadıkça insanlar iyi de görüyor, kötüyü de görüyor. Biz de nasibimize düşenden pay aldık. Şimdi biliyoruz ki çocuklarımız iyi, mutlu, huzurlu. Ötesini yaşasak ne âlâ. Yaşamasak da aklımızda kalacak bir şey yok artık. Şükürler olsun. Çocuklarımızın çocuklarını gördük. Allah herkese nasip eylesin. Amin, amin. Yüreğim ferah. Sayende. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Benim için çok güzel şeyler söylediniz. Güveninizi boşa çıkarmamaya çalışacağım. Bunun için elimden geleni yapacağım. Yaparsın. Hiç kuşkum yok. Çok şey yaptın Zira. Dilavara hayat verdin. Evimize neşe getirdin. Ümmü gibi sen de bu aileye yaraşır bir gelin oldun. Teşekkür ederim. Bunları sizden duymak benim için onur verici. Söylediklerimin eksiği varsa fazlası yoktur. Sen de biliyorsun. İlk başta bu evliliğe razı değildim. Lakin sen yanıldığımı defalarca gösterdin. Şimdi az çok birbirimizi biliyoruz. Diyeceğim, bir ayağım çukurda artık. Göçme vakti yakın. Ama gözüm arkada değil çok şükür. Dilaver ve sen, önünüzde uzun bir yol var. Birlikte her şeyin üstesinden gelecek güce sahipsiniz. Boran, iyiyim ben, bir şeyim yok. Şimdilik iyisin Sıla. Orada sıcaktan, kalabalıktan fenalaşacaksın. Asıl beni götürmezsen iyi olmayacağım. Açılışı görmek istediğimi biliyorsun. Aklımda kalacağına bırak seninle geleyim. Hayır Sıla. Boran, lütfen. Benim kara kızım büyümüş de dişleri çıkmış. Ana, ağrı yapıyor herhalde biraz. Zor zor uyudu. Oy kurban olsun nenesi ona. Bir fotoğraf çektirmedi ama. He, el kadar bebe sana poz verecekti değil. Ne olacak? Aa, yapacaktı o kadar. Tabii canım, bekledir. Emir, bence sen azıcık Yaren'i gözünde büyütüyorsun yengeç. Hiç de bile. Emir Sönmez'in yeğeni o. Yapar. Tabii, Emir Sönmez'in yeğeni yapar. Ula kırpa, büyüdün adam mı oldun şimdi? Efelik mi başladı? Narinim, Sılam nasıl yavrum? Rahat yerinde bebelerle. İyi ana, çok şükür. De kızlar azıcık hareketli olacak galiba. Tekmeleyip duruyorlar ha. Ay. Ya yazık değil mi ablama? Niye tekme atıyorlar? Didişiyorlar içeride de ondan yavrum. Yer kavgası. Madem ki kavga edeceklerse çıksınlar dışarıya. Hem onlar rahat eder hem de ablam. Tabii, hay aklınla bin yaş oğlum ya. Vallahi biz bunu düşünemedik ha. Ya Bedar, Sıla'yı ara da kızlar dışarı çıksın, okula gitsinler. Emir Efendi böyle buyurdu. Baba. Ne? Yok bir şey. Vay Emir Paşa vay. Keşke evde kalsaydım. Şimdiden yoruldun değil mi? Yo, temiz hava iyi geldi. Kızlar bari sana çekmesi. Niyeymiş o? Bu kadar inatçılık iyi değildir. Evde kalırlar. Merak etme. Anneleri evde mi kaldı? İnatçı bir de hazır cevap. Daha da kötü. Ne oldu Sıla? Sancın mı var? İyi misin? Bir şeyin var mı? İyiyim. Bir şeyim yok. Sıla iyi değilsin sen. Saklamaya çalışma. Hastaneye gideceğiz. Boran. Hastaneye gideceğiz dedim. Gidiyorsun hemen. Yok, şimdi Boran gelecek. Alacak beni kapıdan, beraber gideceğiz. Ben de sizinle gelsem? Olmaz. Neden? Hamileyim diye değil. Ya sen iki can taşıyorsun. İki can taşımak kolay. Dinlenmen lazım. Hamileyim diye evden dışarı çıkmayacak mıyım? Hayır, çıkacaksın. Çıkarsın tabii de bugün değil.
Şimdi orada bir sürü çocuk var, koşarlar, yanlışlıkla çarparlar, düşersin. Hava sıcak, güneşin alnında otur otur bunalırsın. Hani tören uzun sürer, yorulursun yani ondan diyorum. Ne oldu? Sen kardeşinden hiç ders almıyorsun. Alıyorum, alıyorum tabii. Niye? Bu nasıl ders almak? Heyecandan bayılacaksın. Boran sakin. Sen nereden biliyorsun? Sıla, hadi bana yaslan. Ani hareket yapmasın. Yavaş. Dikkat et. Ani hareket yapma sakın. Ulan sakin olur musun? İlk defa mı doğum yapıyorum sanki? Tabii sen Bedia'nın doğumunda yoktun. Tamam Sıla, konuşma. Konuşmanın doğumla ne alakası var? Ne bileyim işte. Konuşma, yorulma. Hadi biraz hızlı. Orhan geç kaldı. Ha, açılışa geç kalacağız. Ya bir işi çıkmıştır. Ne işi çıkacak? Bundan daha önemli işi mi var ya? Zaten bir haftadır açılış diye dilinde tüy bitti adamın. Yok ben arayayım en iyisi. Efendim abi. Ya neredesin kardeşim? Törene geç kalıyoruz. Hastane değil. Hayırdır, kötü bir şey oldu? Yok yok, merak etme. Orhan Bey. Buyurun. Tebrik ederim. İki kızınız oldu. Size çok sağlıklı. Oh, çok şükür. Abay, söylesene ne olmuş? İkizler geldi, ikizler. Oh. Sıla yanında mı? Ver konuşayım. Ya doktorlarla şimdi. Peki Sıla, eşim nasıl? O da gayet iyi. Birazdan odasını alacağız kendisine. Odasını aldığımızda görebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun bebekleriniz. Sağ olun. Alo abay. İki tane kızım oldu. Duydum kardeşim, duydum. Nakla yayın gibi çok güzel. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol. Sıla nasıl? Bilmem. Daha görmedim Sıla'yı. Ama bana sorarsan hiç kolay olmamıştır. Yapma ya. Şaka ediyorum, korkma hemen. Olup bitiyor işte. Darısı sizin başınıza artık. İnşallah kardeşim. İnşallah abay, inşallah. Sıla'yı odasına alıyorlar şimdi. Ben de yanına gideyim. Heh, tamam, çok güzel. Sen şimdi Sıla'nın yanına gittiğin zaman tarafımızdan geçmiş olsun dileklerimizi ilet. Biz de en kısa zamanda geleceğiz, tamam? Tamam. Hadi kardeşim, tekrar hayırlı olsun çok. Görüşürüz. Ne söylüyor? Ne diyecek? Kardeşim ikizleri almış kucağına, bize de darısı başınıza diyor. Biz birbirini alsaydık, düşünürüz ikizleri. Yok, o zaten doğum için söylüyor. Heh, gördün değil. İşte bu yüzden gelmiyorsun okula. Ne alakası var? Sen de korkuyorsun değil mi? Korkuyorum ya. Her şey yolunda gidecek mi? Sağlığı yerinde mi? Kafamın içi çok dolu. Ama bak sen hiç hissettirmiyorsun. Ya sen o kadar telaşlısın ki bana fırsat kalmıyor. Ben korkuyorum. Neden? Çünkü kendimi tutamıyorum. İkinize de çok önem veriyorum da ondan. İşte o yüzden okula gelmiyorsun. Ne alakası var? Ya bak gel, Sıla inat etmiş, gideceğim demiş, Boran da onu dinlememiş. Yolda sancısı tutmuş, şimdi hastanede. Abay saçmalama, bizimki daha kaç aylık? Olmaz öyle şey, gözümüzün önünde örnek var, bitti, gelmiyoruz. Ya? Bağırma, çocuk korkacak. Dünyanın en güzel annesi nasıl şimdi? İyi. Peki dünyanın en telaşlı babası nasıl? Kim? Sen. Büyütmeyelim. Biraz heyecanlandım o kadar. Bundan sonra daha çok çalışman gerekiyor. Üç çocuklu baba olmak kolay değil. Niye? Zaten hep çok çalışmıyor muyum? Olsun, daha çok çalışman gerekiyor. Peki, baş üstüne. Sen beni bırak da şimdi kendini düşün. Üç tane çocukla nasıl baş edeceksin? Evet. Ama biliyor musun hiç fark etmiyor. İlk kez anne olmuş gibi heyecanlıyım. Ama neyse ki bu sefer yanımdasın. Bundan sonra hep yanında olacağım Sıla. Zaman ne çabuk geçiyor.
babası da bir gün gelip elbet görecek oğlunu. Evet. Bir gün gelecek. Bir gün görecek oğlunu. Bugün de evlerine dönüyorlarmış artık. Biri Bade, biri de Sude. Ya tamam, biri Bade, biri Sude de ben nasıl anlayacağım? Oğlum senin anlamana gerek yok zaten. Anası hangisi hangisidir biliyor. Doğru. Bedirhan benim yeğenim oluyor. Ben de Bedirhan'ın dayısıyım. Yaren'in damcasıyım. İkizlerin damcası oluyorum değil. Teo, oğlum öğrenemedin gitti ya. Ya dayısısın ha, dayısı. Bir bunları öğrenemedin ya. Yok sanki ben ne dedim? Ben de dayısıyım dedim. Hey, yalan söylüyor görüyorsun. Tamam Celil tamam, karıştırdı çocuk. Çocuk muyum? Ya eşek kadar adam odikalı çocuk diyorsun buna. Ulu oğlum bizi el aleme rezil ediyorsun ya. Ögren artık dayı nedir, amca nedir? Yani biz seni o okula boşuna mı gönderiyoruz? Hiç de bile. Ben okula boş yere gitmiyorum. Hadi sor bakalım. İstanbul fethini, komşu ülkeleri, dağları, ovaları hepsini biliyorum ben. Öyle mi? Şimdi şeyi anlayamadım Emir Efendi. Bu amcayla, dayıyla, bu komşu ülkeler, göller ne alaka? Çok alakası var. Ha, şimdi Emir Efendi dedin ki bana bir soru sor, soruyorum işte. Dağların, ovaların amcayla, dayıyla ne alakası var komşu ülkelerin? Yok değil mi? İşte burada bizim fakirhanemiz kızım. Bu da senin küçüğün Dilan. Hoş geldin. Bu da anan kızım. Celil, bırakın şimdi komşu ülkeyi, amcayı, dayıyı. Şu hayatta her şey başlıyor, bitiyor. Geriye güzelliklerden başka ne kalıyor değil. Doğru söylüyorsun Medar. Geriye insanın yaptığı iyilikler, günahlar, bir onlar kalır. Gördün mü bak, gözleri tıpkı bana benziyor. Olur mu canım, ey bak hele, tıpkı bana benziyor. Ey, bana benzemiyor, sana benziyor. Canım yalan mı söylüyorum? Gözleri, başları aynı ben,
Ağam, bir de Gamze'sini gör bak. Tıpkı bana benziyor. Bebekken benim de böyle Gamze'm varmış. Annem söylerdi. 3 günlük bebeğin Gamze'si mi olurmuş? Tamam ağam, tamam. 4 tane torunumuz var. 4'ü de sana benziyor. Şunların haline bak. Ya bunlar hangisi Bade, hangisi Sude? Bak ağam, ben karıştırmamak için ne yapıyorum biliyor musun? He. Birinin maşallahına kırmızı boncuk, ötekininkine yeşil boncuk koydum. Ha, iyi akıl etmişsin vallahi. Nihayet takdir ettin ağam. Keyifleri yerinde. Torunlar 2'ydi, 4 oldu. Etraflarında döner dururlar artık. Bakalım biz onların yaşına gelince ne yapacağız? Nasıl olacağız? Onlar gibi olacağız. Yeter artık Hüseyin ya. Gelme üstüme. Ayşe'nin sesi. Kısmet sen ne zaman hikaye kıyacağız Ayşe? Hüseyin, o kadar merak ediyorsan git de abimden sor istersen ha. Yok Ayşe, söylemesi kolay. Kolay da. Ya ben nasıl söyleyeyim abine? Ders adam. Bir vakta sinirlendi. Sonra ne olacak? Hepten gidecek işimiz. Hiç de öyle değil abim Hüseyin. Tabii korkuyorum diyemiyorsun değil mi? Kabahati abimde buluyorsun Hüseyin. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Çok ayıp ediyorsun ha. Ne ayıp? Ben kötü bir şey demedim ki. He ya, daha ne söyleyeceksin Hüseyin? Ya Ayşe bak. Ayşe. Bizim çocuklar evlenir, torun sahibi olur ama bunlar evlenemez. Sen halletsene şu işi. Benim yapabileceğim bir şey değil ki. Kendi aralarında halledecekler. Halledecekler de ama niyetleri de var, yapamıyorlar işte. Kendileri karar verecek. Sen ağa değil misin? Kararları sen vermiyor musun? Değilim. O eskiden de. Bizim için hala öyle. İstersen yaparsın. Efendim Ceren. Canım, neredesin? Canım, Batman'a gidiyorum bir iş için. Hayırdır, bir şey oldu? Yok. Ne zaman geleceksin eve? Vallahi akşama anca dönerim işim bitince. Ne oldu ki? Hiç, merak ettim. Allah Allah. Ben de merak ettim şimdi bu merakı. Ceren, bir şey olduysa hemen geleyim. Yok yok, gelme. Bir şey yok. Yani aslında bir şey söyleyecektim sana. Ne diyecektin? Akşama diyorum beraber yemek yesek. Ya olur tabii, niye olmasın? Daha içimden bir ses bunun bir sebebi olduğunu söylüyor. Yok. Yani var aslında. Neymiş? Neymiş bir düşün bakalım. Düşünelim bakalım. Doğum günün değil, daha var. Evlilik yıl dönümü zaten olmaz, iyi olmadı. Ay dönümü desen yok, o da değil. Ya Ceren bulamadım, ne söylesene. Bilmem artık, akşama gelince konuşuruz. Ceren daha akşama çok var, söylesen ne olur. Olmaz, akşam bekleyeceksin konuşmak için. Hadi kapatıyorum. Ya dur bir dakika, kapatma. Alo. Şivan. Buyur gelin ağam. Ayşe ile Hüseyin'in durumunu soracaktım. Ne olmuş gelin ağam? Kötü bir şey yok inşallah. Yok, evlenecekler ya, onun için soruyorum. Valla ben zorla evlenin diyemem gelin ağam. Sana bir şey söylemediler mi? Hüseyin bazen geli bir şeyler anlattı, ağzında geveli. Sonra tarla diye, susuzluk diye, kuraklık diye. Sonra da nasılsan ağam deyip çekip gidi. Anladım. Bu işi onlara bırakmamak lazım yani. Heh. Ben de öyle düşünüyorum gelin ağam ama... Gel bu işi el atalım Şivan. Yoksa onlar daha çok sorarlar rüzgarı güneşi sana. Sen nasıl uygun görürsen gelin ağam. Ağam hoş geldin. Sağ ol Hüseyin. Hüseyin, ne oldu sizin işiniz? Ne işi ağam? Ne yapacaktım ki ben? Ayşe'yi diyorum Hüseyin. Ne zaman isteyeceksin? Vallahi ağam bana kalsa hemen de. Ama Şivan ağam hani... Şivan bir şey mi dedi? Olmaz mı dedi? Yok yok, bir şey demedi. Yani demedi de... Ya olmaz derse ondan korkarım ağam. Şivan! Buyur abla. Gel. Geldim. Geldim ağam. Şivan, Hüseyin'e sana diyecekleri varmış. Hadi bir konuşun bakalım.
De bakalım hele. Ne diyeceksin Hüseyin? Şey ağam. Ne? Ben şey diyecektim. Ne? Kuraklık. Hani yağmur yağmıyor, tarla susuz kalmış. Hüseyin. Ağam. Hı. Müsaaden olursa biz Ayşe'yi Allah'ın emriyle istemeye geleceğiz. Onu söyleyecektim. Tamam Hüseyin, tamam. Buyurun gelin. Ha. Vay şey sana verdiğim anlamına gelmez. Haberin olsun. Müsaaden varsa Firuz ağamdan bir şey isteyeceğim. Buyur Şivan. Ağam, anam babam rahmetli olalı çok oldu. Siz bana, bacım Ayşe'ye büyüklük ettiniz. Elinizde büyüdük. Şimdi Ayşe'yi istemeye gelecekler. Eğer uygun görürsen, ben senden istesinler diyeceğim. Tabi Boran ağam da müsaade edersin. Babam nasıl isterse. Kim isteyecek Şivan? Hüseyin'le anası. Tabii Şivan olur. Ne zaman gelecekler? Valla henüz kararlaştırmadık ağa. Huzur etmeyin de bir an önce gelsinler. Başım üstüne ağa. Müsaadenizle. Müsaade sen. Ayşe. Buyur gelin ağa. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Aman. Ya burayı ben mi yaptım şimdi? Yani kesin ben yapmamışımdır çünkü ben kendim bilirim gelin ağam. Akşama ne yapacaksın acaba? Menemendi ama başka bir şey isterseniz de yaparım gelin ağam. Yok onu söylemiyorum. Seni istemeye gelecekler ya. Kim? Yani ne zaman? Benim haberim yok gelin ağam. Yani Hüseyin hiçbir şey söylemedi bana. Unutmuştur herkes telaştan. Güzel haberi ben vereyim dedim. Hem de Firuze ağadan isteyecekler. Aman. Yani ben... Kesin yandım şimdi. Az önce hanımamla Firuze'mi karıştırdım. Firuze'ma yanlışlıkla şekerli kahve yaptım. Kesin vermez beni. Orasını ben bilmem. Senin yerine olsam Firuze'yi hoş tutarım, kahvesini yaparım. Evet. E hadi kolay gelsin. Sağ ol gelin. Of ya. Of ya. Kahve pek bir tatlı olmuş Kevser kadın. He, haklısın. Tatlı olmuş ağam. Bak hele yaptığına. Heyecanlanmıştır ağam. Kızın kim bilir aklından neler geçiyordur. Hoş, bana da öyle olmadı mı? Sen de beni istemeye geldiğinde heyecandan odadan odaya kaçtın da. Gelmemizi istemiyor muydun? Yok ağam, ondan değil. Heyecanlandım, öyle ya. Mardin'in en anlı, en şanlı... En yakışıklı ağası beni istemeye geliyor. Kolay mı? Biliyor musun ha? Sen geçerken Mardin'in bütün kızları pencerelere koşarlarmış. Seni seyretmek için. Sen de güzeldin ama Kevser kadın. Hala da güzelsin. Güzellik mi kalmış Firuza? Onca yıldan sonra torun, torba. Yok yok Kevser kadın. Hakkını yememek lazım. Ben seni ilk gördüğümde dere kenarında çamaşır yıkıyordum. O günden beri aklımdan çıkmadın hiç. Gel zaman git zaman ağam. Evlendik, çocuğumuz oldu. Ev erdik, torunumuz oldu. Daha ne isterim Allah'ımdan? Şükür. Şükür ya. Ağam, kusura kalmayın. Karıştırdıydım da ama size yenisini yaptım. Yok yok, ziyanı yok. O kahveyi içti, pek de beğendi. Eline sağlık kızım. Ver onu da ben içeyim kızım. Hanım ağam, şekersiz. Hoşunuza gitmeyebilir, ben hemen size yenisini yok, yapayım. Yok yok. Ver, bu sefer de tatsız içeyim. Peki. Buyur hanım. Sağ ol. Afiyet olsun hanım ağam. Ömür dediğin ne çabuk geçiyor değil abi. Bugündü, yarındı derken eriyip gidiyor. Bir bakmışsın, yaşlanmışsın.
Bir ayağım çukurda artık abi. Hani bir vakitler bana gittikçe babama benziyorsun demiştin ya. Sen de benzemeye başladın Zinar. Kaç vakittir ne düşünmekteyim bilir misin abi? Babamdan bana kalan şeyleri. Onurluydu babam abi. Gururluydu. Başı hep dik gezerdi. Yüzünü hiç eğik görmedim. Haklısın Zinar. Geriye baktığında bir şey kalmıyor zaten. Babam ne yaptıysa yüzünü yere eğmemek için yaptı. Kimsenin hakkını yemedi. Kimseye halel getirmedi. Herkes de sever, sayardı. Ya bizden geriye ne kalacak abi? Çocuklar nasıl anacak? Dilavar ne anlatacak torunlarıma? Uyudular sonunda. Bir 15 dakika neyin rahat sayılırız? İyi ihtimalle 20. Bir de biz paşama Nazlı diyorduk. Onlar solladı ha. Bir de anlaşmışlar gibi. Biri ağladı mı diğeri de ağlıyor. Girebilir miyim? Müsait misiniz? Buyurun Kevser Hanım. Baba ne gelmiş oğlum. Seçin bakalım. Ne ki bu? Biri Sıla kızımın, biri de senin. Ben evlenirken birini annem, öbürünü de babam Firuza'ya takmıştı. Vallahi ben bile bilmiyordum. Tut bakalım. Teşekkür ederiz Kevser Hanım. Çok güzel değil mi? Bunlar sizin hatıralarınız. Aa kızım, sandıkta duracak da ne olacak? Hatıra hatırlandıkça takılır. İkiniz de kızımsınız. Ben ölünce beni hatırlarsınız. Hayır. Ben de takayım. Bak. Güzel mi hala? Bakayım. Sıla pek güzel oldu. Benimki nasıl? Bu da çok güzel. Taktığınız sürece inşallah size iyilikler, şanslar getirsin. Teşekkürler tekrardan. Neresinin torunu? Canım. Oh, oh. Abay, korkuyor musun yoksa bana mı öyle geliyor? Vallahi korkmuyorum diyeceğim ama sen bana inanmayacaksın. Bari korkuyorum diyeyim de erkeklik bende kalsın değil. Hem de nasıl korkuyorum. Ben de sana şimdi hiç korkmadım diyeceğim. Sen de bana inanmayacaksın. Doğrusu şu abay. Her sorumluluk insanı korkutur. Hele büyümesi yıllarca sürecek. Hatta yürüdükten sonra bile devam edecek bir canlının sorumluluğu insanı korkutur. Bedirhan doğduğunda ben de hem çok sevindim hem de çekindim. Adının önüne bir sıfat ekleniyor. Baba. Ya. İşte ben de korkudan bu galiba ya. Vallahi ben doğdum. İlk önce oğul abay oldum. Sonra biraz zaman geçti. Abi abay oldum. Sonra kardeş abay. Sonra koca. Şimdi de... Çok korkuyorum be baba. Merak etme. Sonra yine bu sıfat yenecek korkularını. Bir canlının büyümesi. Sana ait olması, senin ona kattıklarınla mutlu olması korkuyu yeniyor. Annem anlatmıştı. Ben doğunca babam daha erken eve gelmeye başlamış. Beni görmek için, birazcık oynayabilmek için. Vallahi ben de öyle olacağım galiba. Babalığı anlamak için ne yaptım biliyor musun abay? Babalığı anlatan bir sürü şey okumuştum. Biri çok muhteşemdi. Şu an bildiklerimin çoğunu bana öğreten mükemmel kişiye hitap şekli. Babalık güzel şey ha. Umarım çocuklarımız da bizim için böyle güzel şeyler söyler. Umarım kardeşim. Umarım. Abi, benim ağalıktan öteye yapmam gereken şeyler var. Ağalık bir vazife, görev. Bu topraklarda yaşayan insanların sorumluluklarını taşımak demek. Lakin benim de bir baba olarak, bir dede olarak sorumluluklarım var. Yaşım geldi geçiyor. Anlıyorum ki ağalığı bırakmak istemektesiniz Yınar. Evet abi. Lakin insanlar ne der? Kaçtı demezler mi? Ağalık demek katiplik demek değil ki. Aşiretin geleceğini, selametini düşünmek demektir. Kabul etmek gerekir ki biz yaşlandık artık abi. Bizim bildiğimiz şeyler değişti artık. Haklısın Yınar. Herkes başka bakmaya başladı hayata. Doğru olan da budur. Bunca yaşadıktan sonra anladım ki ağalık demek... Yeri vakti geldiğinde senden daha iyi idame ettirecek biri varsa
bırakmasını bilmektir. Ben de öyle yapacağım abi. Burhan benden daha iyi idare etti bu aşireti. İdare ettirecektir de. Buna inanırım. Onun hakkıdır. Sen kararını vermişsin. Güzel de bir karar vermişsin. İyisiyle kötüsüyle çok şey yaşadım. Kısa da olsa ağalık süresince çok şey öğrendim. Kararın aşiretimize hayırlar getirsin Sinar. Her şey çok iyi olacak abi. Hiç kaygın olmasın. Yok. Ben bu işi beceremeyeceğim ya. Firuze'm da bu işin içinde. Al sana. Ne yapsam, kendimi kuyuya falan mı atsam? Ha? Bir sen eksiktin. Düş kırıl. Yok. Ben düşeyim kafamı kırayım da bu iş kökten bitsin. Ha? Ayşe. Nalin abla. Sen iyisin. İyiyim. Ya kızım delisin. Deminden beri sen dinliyorum. Alt tarafı bir isteyecekler ha. Narin abla ya, sana bir şey söyleyeyim mi? Yani bu iş bildiğin gibi değil, kalbim yerinden çıkacak gibi. Nasıl bildiğim gibi değil? Gelecekler, iki dakikada isteyecekler. Verdik, aldık. Bitti gitti o kadar. İyi akşamlar. Narin abla, geldiler. Ayşe, çık dışarı karşıla hadi, bak anası neydi. Yok Narin abla, ben çıkmasam ha. Ayşe, yürü. Yürü haydi, yürü. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk bizi. Buyurun bizi yukarı çıkalım. Ya Hüseyin, neye gülüyorsun sen şimdi Allah aşkına? Ver. Hoş geldiniz. Hoş bulduk gelinem. Kusura bakmayın, ziyaretinize gelemedik. Allah bebelerinize uzun ömürler versin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Boran ağam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hanım ağam. Kusura bakma, rahatsızlık verdik. Estağfurullah. Geçin oturun şöyle. Buyur. Sağ ol ağam. Sağ ol kardeşim. Ceren, sabahtan beri düşünüyorum ha bana söyleyeceğin şu şeyi. Bulabildin mi peki? Yok, bulamadım. Artık sen söyleyeceksin. Bir ipucu versem sana. Ver bakalım. Küçük bir şey. Sevimli olacağını düşünüyorum. Yok, hayır, eminim. Ve çok değerli. Anlaşıldı. Sen bir şey alacaksın. Yok, bu dediğim şey satılmıyor. Şimdi avukat hanım, bak sabahtan beri zaten meraktan ölüyorum. Hayır o değil, genç yaşta dul kalacaksın söyleyeyim yani. Tamam söyleyeceğim. Zaten bebeğimizi yalnız büyütmek istemem. Ne? Baba, bebek mi dedin sen? Evet. Bebek mi? Ceren! Bebeğim sen mi? Babam oluyorum ben şimdi. Otur yerine. Tamam, oturayım. Bizim bebeğimiz. Ellerine sağlık kızım. Ağam, müsaade ederseniz ziyaretimizin sebebini söylemek isterim. Buyur söyle. Allah'ın emri, peygamberimizin kavliyle kızımız Ayşe'yi oğlum Hüseyin'e istemeye geldim. Münasip görürseniz bu çocukların hayırlı işini tamamını erdirelim. İyi düşünmüşsünüz. Hepsi bizim çocuklarımız sayılır. Şivan sağ olsun bu işi bana emanet etti. Lakin Ayşe bizim kızımızsa onun da kardeşidir. Ben önce onun rızasını sormak isterim. Ağam, senin hükmün başım üstünedir. Sen ne dersen kabulümdür. Bu çocuklar böyledir. Hiçbiri sözümüzün üstüne söz koymamışlardır. Emsalleri zor bulunur artık. Madem bana bırakmışlar, bence de uygundur. Lakin devir eski devir değildir. Ben kızımızın da hepimizin yanında fikrini öğrenmek isterim. Nasıl uygun görürseniz ağam.
Ayşe'yi çağırın bana. Ben çağırayım. Sen otur. Ben çağırırım baba. Sana düşmez. Ayşe. Ben Narin abla. Geldim. Geliyor. Geç otur kızım. Ayşe bak kızım. Hüseyin'le anası bize hayırlı bir iş için geldiler. Seni Hüseyin'e istemeye. Abin de ben de fikrimizi beyan ettik. Lakin son söz senindir. Bu evliliğe evet diyor musun kızım? Peki kızım, mesele anlaşılmıştır. Bence de bu evlilik uygundur. Hayırlı uğurlu olsun. Her ikisi de bir ömür boyu bir yastıkta kocasınlar. Amin. Sağ ol ağam, sağ ol. Söz yüzüklerini takmadan önce bir diyeceğim var. Bu işin erkek tarafı, kız tarafı yoktur. Erkek tarafı da benim, kız tarafı da benim. Onun için evlatlarımızın düğünü münasip olacak şekilde benim tarafımdan yapılacaktır. Bunu böyle bilesiniz. Sağ olun. Sağ ol. Evet. Gelin bakalım, uzatın parmaklarınızı. Allah mesut bahtiyar etsin. Amin. Şivan gel bakalım. Ben taktım, kurdeleyi sen keseceksin. Ağam, eğer müsaaden varsa Boran ağam. Boran başka şeyler yapacaktır. Sen kes hele kardeşinin kurdelesini. Peki ağam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mesut etsin.